Türkiye, İran ve Rusya Suriye'nin İdlib bölgesine harekat başlattı. İdlib harekatında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO güçleri bölgeye girdi. Muharebe öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Bunun bir öncesi vardır. Öncesiyle ilgili safhalar şekillendikten sonra zaten silahlı kuvvetlerin oradaki operasyonel varlığını görmeye başladık. Yaklaşık 2 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de El Nusra denetimindeki militan sayısının 20 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak operasyon başladığında bazı örgütler El Nusra'dan ayrılabilir yorumları yapılıyor. Bu birinci seçenek. Bir mücadele söz konusu olabilir mi? İkincisi şunu yapabilir mi? Yani beklemeyi tercih edebilir mi? Üçüncüsü de çekilmeyi tercih edebilir. Bu şu an kendisini belli etmiş değil. Operasyonun Fırat Kalkanı'ndan farklı yönleri var. Amerika, Rakka ve Deir ez-Zor'da bulunan üst düzey El Nusra komutanlarını bölgeye getirdi. Harekatı kolaylaştıracak unsursa Rusya, İran ve Türkiye'nin bir arada olmaları. Bu devletimiz ve milletimiz için şanlı ve kutlu bir harekattır. Hayırlı ve uğurlu olsun. El Nusra'nın lojistik olarak sadece hava desteği yok. Onun dışında elinde tank savar, el yapımı patlayıcı, zırhlı araç ve güçlü silahları var. Bu müdahaleyle birlikte işte o Akdeniz'e ulaşması arzu edilen koridor bir anlamda kesilecek. Bölgeyi iyi bilen askeri uzmanlar operasyonun en uygun zamanda başlatıldığını söyledi. Tam zamanında yapılmıştır. Eğer böyle bir harekat olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri El Nusra'yı El Kaide'ye yapıştırarak böyle bir algı yaratarak bu bölgeye müdahale edecekti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Soner Polat'a göre Suriye'nin bütünlüğü için gerekli olan bu operasyon Türkiye'nin ulusal çıkarlarına da uygun. Bu alana yapılacak bir askeri harekat son derece önemli. Bir, Suriye rejimine rahat bir soluk aldıracak. İki, Türkiye'ye olası bir göç dalgasını önleyecek. Harekat başlatılınca PKK kontrolündeki Afrin'de kuşatılmış oldu. Polat'a göre Türkiye'nin bir sonraki adımı da Afrin'de kontrolü sağlamak olmalı. Afrin'e ortaklarıyla beraber, müttefikleriyle beraber bir müdahalede bulunması için uluslararası ortamı hazırlayacaktır. Böyle düşünüyorum. Öyle de olması gerekir. Astana süreciyle başlatılan harekatın bir diğer önemli yanı da Amerika'ya karşı Türkiye'yi bölge ülkeleriyle bir araya getirmesi. Bu harekat ile Rusya, Türkiye ve İran kenetlenmiş, silah arkadaşlığı daha da derinleşmiştir.